Günaydın sevgili izleyicilerimiz. Sabah kahvesi programında ben Ümit Atabay bir kez daha sizlerle birlikteyim. Rejide Sefat bizlerle birlikte olurken kamerada ise bugün Özgür bizlerle birlikte. Evet, bugün yine çok değerli bir konuğumuz var sevgili izleyicilerimiz. Daha önce yine programlarımızdan bir tanesini kendisini konuk etmiştik. Bugün konunun önemi ve ehemmiyeti açısından bir kez daha program yapma ihtiyacı hissettik. Gülyalı müftümüz Kemal Menceloğlu. Bugün kendisiyle vatan sevgisi ve İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir program yapacağız sevgili izleyicilerimiz. 12 Mart 1921 sevgili izleyicilerimiz İstiklal Marşı'nın kabulü. Bugün 10 Mart ve 2 gün önceden de biz İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde denk gelen bugün de programımızı yapmayı uygun gördük. Hocamın da aynı şekilde İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yazmış olduğu bir şiir var. Vatan sevgisiyle ilgili şiirleri var. Kendisiyle bu konuda konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Böyle bir şiir yazdığınız için. Daha doğrusu bizler de bu konularla ilgili daha ayrıntılı bir şekilde konuşma şansına sahip olduk. Gençlerimiz, çocuklarımız bu psikolojiyi, İşte Mehmet Akif Ersoy'u, işte İstiklal Marşı'nı, işte o İstiklal Marşı'nın yazılmış olduğu o dönemdeki o psikolojiyi bilmeleri açısından sizin tecrübelerinize, her zaman sizin gibi insanların tecrübelerine ihtiyacımız var. Ben başlamadan önce hangi psikolojiyle, hangi dönem içerisinde İstiklal Marşı, neden, nasıl yazıldı? Bunun kısa bir özeti var hocam, çıkardım bunu ben aktarmak istiyorum. Yurdumuz tamamen düşman işgali içerisinde uğradığı dönemlerde felaket günlerden saldırgan düşmana karşı Anadolu'da tutuşan heyecanı koruyacak, vatan sevgisini ve inancını canlı tutacak bir marş hazırlanması için bir fikir ortaya atıldı. Bu fikir de dönemin Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü tarafından ortaya atılıyor ve yine 1921 yılında bir güfte yarışması düzenleniyor. 724 kişi katılıyor. Ve şu anda işte İstiklal Marşı'mızı yazan Mehmet Akif Ersoy bu yarışmaya katılmıyor. Çünkü bu yarışmada 500 liralık bir ödül var sevgili izleyicilerimiz. Ve Mehmet Akif Ersoy bu yarışmada, böyle bir yarışmada ödül olamaz diye itiraz ediyor, katılmıyor. Ki 724 kişi bu yarışmaya katılmış sevgili izleyicilerimiz. Daha sonra bir şekilde Mehmet Akif Ersoy ikna ediliyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif Ersoy'un şiiri alkışlanarak kabul ediliyor. Mehmet Akif Ersoy da o dönemde milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almaktadır. Evet. Bu şekilde çok kısa, basit bir özetini yaptım hocam. O günden bugüne ben hala kendi adıma söylüyorum. İstiklal Marşımızı korkma diye başlayan İstiklal Marşımızı duymuş olduğumuz zaman, sözlerini tekrarlamış olduğumuz zaman tüylerim diken diken olur hocam. Olmaması mümkün mü Ümit Bey? Evet. Şimdi hangi haleti ruhiye içinde yazılmış? Efendim 500 lira ödül konulduğu için girmemiş yarışmaya, 724 tane şair yazmış, evet. Ama sonra yine Akif'e demişler ki ya biz bunu senden bekliyoruz. Zor ikna etmişler. Senin yazını görmek istiyoruz. Evet. Evvela programımızın izleyicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Hak yapacağımız bütün sohbetlerimizde, konuşmalarımızda rızasına uygun davranmayı nasip etsin bizlere, evet. İnşallah. Efendim hani bir ozanın sözü var. Davamız boğazımızdan taşıyor boğum boğum, mücadelede en önde lakin mükafatta ben yoğum. Akif işte bu. Mücadelede en olmayı arz eden ama mükafatta en sona kalmayı isteyen bir haleti ruhiye. Bu ne zenginlik, ne mal, ne mülk, ne makam çokluğu. Bu sadece göz ve karın tokluğu Ümit Bey. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu hem göz hem gönül tokluğundan kaynaklanıyor. Şimdi bir kere Akif'in hayatına şöyle bir bakacak olursak, Akif İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da vefat etmiş olan bir adam kısacası. Yani Anadolu'yu dolaşmış ama hani pergelin bir ayağı sabit olacak derler ya, İstanbul. Doğduğu ve vefat ettiği yer, pergelin ayağı İstanbul. Yani orada doğuyor, orada vefat ediyor. Aynı evde değil ama
O evi ocağı önemli değil. Akif 1873'te İstanbul'da doğmuş. 1936'da İstanbul'da vefat etmiş. 63 yıllık bir ömür var. 63 yıllık ömrü Hazreti Peygamber'in inanmış bir mümin olarak geçirdi. Hazreti Peygamber'in bir sevdalısı olarak geçirdi. Ve Hazreti Peygamber'in yaşında da dünyadan göçerdi. Evet, ben aynısı aklıma geldi hocam. Yani yanılıyor muyum acaba de söylemiş evet, Peygamber Efendimiz'e. Hazreti Peygamber'imizin yaşında da dünyadan göçerdi. Evet. Yaşadığı hayata baktığımız zaman, hani siz davet edince bir bakayım şu Akif'in hayatına. Aslında her zaman baktığımız Safahat isimli şiir kitabının inanın çoklarını bilebildiğim, birçok dostlarım da biliyor. Bana mahsus bir şey değil bu sadece şüphesiz. Evet. Meslektaşlarımın da çoğu bilir. Birçok insanımız, Müslüman Türk gençleri, bu milletin evlatları Akif'i okur, tanır, bilir. Bilir. Ben de şahsen kendimi onlardan birisi olarak görüyorum ve şanslı atlediyorum. Onu tanımak gibi, onun eserlerini okumak gibi, onun şiirlerine hayranlık duymak gibi bir sevdam olduğu için de kendimi şanslı atlediyorum. Akif'in doğduğu döneme baktığımızda 1873 yılı. 1876 birinci meşrutiyetin ilanı biliyorsunuz. Yani parlamentoya geçiş, milletvekili seçilmiş, her milletten, her dinden, her inançtan insanlar meclise geliyorlar. Yani böyle bir sistem kabul etmiş Devlet Ali Osmaniye. Ama ne var ki 93 Harbi dediğimiz efendim Rus-Türk savaşları da o dönemlerde itibaren başlamış. 1900 yılların başlarına geldiği zaman artık bu savaş yıllarında Balkan Savaşları, İstiklal Harbi ve onun akabinde Balkan Savaşları, Birinci Cihan Harbi ve İstiklal Harbi olmak üzere yaklaşık 10 yılın üzerindeki bir dönem Akif'in en verimli çağları 30'lu 40'lı yaşlarda bulunmuş olduğu dönemler hakikaten ülke yani bir güneşin doğumu ama yeni bir güneşin batımına batımı bir yeni güneşin doğumuna sahne olduğu zamanlar. Bir imparatorluk yıkılıyor ve imparatorluğun yerinde de çok şükür bir devlet kuruluyor. Evet. Ya bu orman yıkılıp da bir tane filiz olmasa ne olurdu? Evet. Düşünün. Akif öyle bir dönemde yaşamış olan birisi. Ve davası olan birisi. Ümit Bey her şeyden evvel. Davası ve sevdası olan birisi. Yoksa şairler vardır birkaç türlü. Bir tanesi sadece sanat yapar. Hecesi uygun mu, vezini uygun mu, kafiyesi, redifleri, virgülü, noktası çok uygun mu? Sanatını nasıl uygulamış ona bakar. Birisi de sevdasına bakar. Akif bu ikinci türdendir. Sevdasına, davasına bakan bir insan. Ve birinci Balkan Savaşları, birinci Cihan Savaşı bitip sıra memleketimizin Devlet-i Ali Osmaniye'nin merkezi ama bir küçük bölümü sayılabilecek Anadolu topraklarda işgale uğrayınca tabii burada başta Mustafa Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşları, devletin başında bulunan cephelerde koşan bütün insanlar, cephe gerisindeki halkı örgütleyen Mehmet Akif gibi onun emsali din alimleri, değişik gönül dostları memleketi, milleti organize etmeye çalışıyor. Bir hedef istikametinde, bir amaç uğrunda milleti bir araya getirmeye çalışıyorlar. Ve bu arada tabii birinci meclis açılıyor biliyorsun 23 Nisan 1920'de. 20'de açılıyor. 12 Mart 1921'de de İstiklal Marşı kabul ediliyor. Biraz önce de girişte sizin ifade ettiğiniz gibi bir arzu var, bir istek var. Bu mücadele Balkan Savaşları'dır, Cihan Harbi'dir, İstiklal Harbi'dir. Aman yarabbi bu milletin başına gelen bu bela, musibetler, bu felaketler nedir? Bunu bir askerler savaşı yaparlar ama şairler o destanı yazarlar. Evet. Ümit Bey, yani siz ne kadar mücadele ederseniz edin, eğer bunlar nesir veya şiir şeklinde yazıya, edebiyata dökülmezse gelecek nesillere kim aktaracak bunu? Nasıl aktarılacak? Akif'in yazmış olduğu bu İstiklal Marşı önce 1 Mart günü mecliste okunuyor ve meclisin başkanı Mustafa Kemal Atatürk o zaman. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını yaptığı ilk mecliste 1 Mart günü okunuyor. 12 Mart günü de resmen kabul günü, onaylandığı gün. O zaman iki defa okunuyor. Ve okunurken gözyaşları içerisinde bütün milletvekilleri istisnasız ayakta alkışlıyorlar. Bu şiirin her mısrası alkışlanmış ve gözyaşlarıyla ıslanmış bir destandır bu İstiklal Marşı. Ve burada biraz önce sizler de ifade ettiniz. Hani bunu biz kim yazsın? 724 tane şair. Burada Hamdullah Sufi Tanrıöber ikinci oturumda, resmi olan oturumda yani marşın kabul edildiği zamanda
bu İstiklal Marşı'nı okuyan o ve burada ödülü koyduğu zaman 500 liralık bir ödül meselesi var. Akif bu işe yanaşmıyor. Çünkü millet adına yapılacak şey ödüllü olmaz. Bunun ödülünü millet verir. Ama hocam bu nasıl bir memleket sevgisi, vatan sevgisi? Ben şimdiki siyasetçilerimiz de dahil olmak üzere herkesi yani kendim de dahil olmak üzere herkesi yani düşünmesini istiyorum. Şu anlamda yani kim kabul ederdi böyle bir olay işin içerisinde para olmuş olduğu için. Yani şimdi memleket sevdası için uğraştığını düşünmüş olduğumuz birçok insan var ki ama şüpheye düşüyoruz yani. Vatan sevgisinden, memleket sevgisinden. Yani Mehmet Akif Ersoy'un ki bu bambaşka bir olay. Şimdi bambaşka bir olay. Zaten Ümit Bey böyle insanlar böyle mantar biter gibi her yerden bitmiyor. Bir bakıyorsunuz yani bir devlet kurması anlamında Fatih gibi, Atatürk gibi, evet. Alparslan gibi insanlar her zaman çıkıyor mu ortaya? Çıkmıyor. Yok. Çıkmıyorlar. Yok. Ya emsellerde şüphesiz vardır. Akif gibi insanlar da her zaman çıkmıyor. Bir Necip Fazıl gibi insanlar da her zaman çıkmıyor. Ya buna benzer şüphesiz ki edebiyat dünyamızın çok şaheserleri var. Yani ben bir isim vermek suretiyle belki yanlış anlaşılmaya müsait olmasın sözlerimiz. Ama Akif istisnasız bütün milletin kahramanıdır ve bütün milletin şairidir. O yüzden merhum ve milli şair diyoruz ona. Yani bir başkasının sahip olmadığı bir sıfattır bu, öyle değil mi? Evet. Milli şair olma sıfatı Akif'e ait olan bir sıfattır. Ve dolayısıyla Akif bakıyoruz, babasına bakıyoruz, annesine bakıyoruz. Babası Arnavutluk'tan İstanbul'a gelen ve İstanbul Üniversitesi'nde profesörlük, hocalık, müderrislik yapan efendim İpekli Tahir Efendi. Annesi Doğu Türkistan'dan gelme, Tokatlı bir ailenin kızı Emine Şerif Hanım. Ve bu ikisi de böyle alim, ilimle, irfanla hemdem olmuş karı kocanın, efendime söyleyeyim, erkek ve hanımın evliliğinden, izdivacından Akif doğuyu ve batıyı birleştiren bir adam olarak ortaya çıkıyor. Ve bütün mücadelesi her şeyin ortasında ve merkezinde aman vatanımız milletimiz. Değer verdiği en çok iki şey vardı. Din ve dil. Din ve dil. İkisine çok değer verdi Akif. Dinimiz çok değerlidir. Çok kıymetlidir. İnanmış olan bir adam yeryüzünün en büyük hazinesine sahip derdi. Ve dil olarak da Türkçemizin çok güzel bir dil olduğunu, bu dilin herkesin anasının ak sütü gibi helal ve herkesin ağzından eksilmeyen bir kelam olması gerektiğini arz ederdi. Yazdığı eserlere baktığımızda çok sade, anlaşılır. Hani hakikaten biraz ilimle, irfanla hemdem olmuş bir adam onun kitaplarını, eserlerini okuduğunda anlar. Mutlaka evet. Anlar yani. Yani şu ağdalı an, bir dil kullanmaktan ziyade anlaşılır bir dil kullanmayı tercih etmiş. Şu anda yani bazı taraflar tarafından yani bu ülke ayrıştırılmaya çalışılsa da Mehmet Akif Ersoy'daki bu vatan sevgisi, işte söylemiş olduğunuz Arnavut kökenli bir evet. Türk vatandaşı. Evet. Nasıl vatan memleket sevgisi oldu bu örnek olarak efendim, gösterilmesi lazım. Şu anda yapılmış olan olaylar işte yani görüyorsunuz. Şimdi diyor ki Akif, diyor ki bize sen ben desin Efrat aradan vahdeti kaldır, milletler için kıyamet işte o zamandır. Şimdi yapılan nedir? Sen oradan geldin, buradan geldin ya kardeşim. Evet. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyız. Vatandaşıyız. Hepimiz bu büyük şemsiye Türk milletinin birer ferdiyiz. Evet. Biz buradayız. Burada doğduk, burada büyüdük. Acımızı, sevincimizi, kaderimizi, kederimizi burada paylaştık. Yani birbirimizle itip kalkmaya, sen öte ben beri, öte etnik kökendir, mezhep kökenidir. Bunlara girmeye bizim için ne gerek var? Bunlar bizim hangi problemimizi çözebilir? Hangi derdimize deva olabilir? İstiklal Marşı'nı yazan ruhu yakaladığımız zaman inanın bütün dünya önümüze dize gelir. Ama o ruhu yakalayamazsak hepimiz imamesi kopmuş tesbih dizinleri gibi, taneleri gibi kayboluruz. Ve başkalarına yem oluruz. Burada Akif'in İstiklal Marşı'nı yazdığı dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik anlarıdır. Daha işin başındasınız, yeni bir Filistiniz. Batabilir de çıkabilir de. Hani böyle bir şey, böyle bir şey. Hani dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal. Sana olsun kanlarımız, sana dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal diyor ya İstiklal Marşı'nda. Evet. Şimdi burada şafakta dalgalanan bayrak gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de
Çıkacak mı, batacak mı? Birilerinin yanında batacak, mutlaka batmaya mahkum. Koskoca Osmanlı battı da bunlar mı çıkacak diye düşünülürken, ama 7'den 70'e ip gibi, urgan gibi, Edirne'den Artvin'e, efendime söyleyeyim, Iğdır'ından Aydın'ına, Hakkari'sinden Kırklareli'sine varıncayalar bütün vatan topraklarını üzerinde yaşayan insanlar, her ne kadar Balkanlarda can kaybetmişsek de, her ne kadar İstiklal Harbi'nde Çanakkale'de bir yüz binlerce insan vermişsek de, geride kalan 10 milyonluk, 12 milyonluk Türkiye'nin evladı, Türk milletinin evlatları geri kalan vatanı kurtarmak için canla başa çalışmışlar. Peki hocam, hangi ruh haliyle yazıldı? Gerçi söyleyeyim, şöyle ona biraz geldik ama şey de öğrenmek istiyorum. Yani İstiklal Marşı'nın sözlerinden mesela biraz daha gitsek. Şimdi mesela korkma diye başlayan İstiklal Marşımız. Evet. Efendim, şimdi İstiklal Marşı biraz önce de söylediğimiz için, gibi bizim için bir destandır. Bazı şiirler vardır. Onlar tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Belki bir kitap yazarsınız, hepsi bir eser olur. İstiklal Marşı gibi, Çanakkale Marşı gibi, evet. Efendim Mehmet Necip Fazıl'ın Sakarya Türküsü gibi, efendim Arif Nihat Aslan'ın Bayrak Şiiri gibi, yine Dua isimli şiiri gibi, onların her birisi bir destandır Ümit, evet. Bey. Onların her birisi bir kitaptır. Onların her birisi bir ansiklopedidir. Korkma diye başlamasına gelince, şimdi malumunuz bu 724 şair giriyor da, her birisi, onu da bir iki cümle söyleyelim de öyle geçmiş olalım. Olur. Yani bir atlama yapmış olmayalım. Efendim diyor ki, mesela Hasan Basri Çantay, Akif'in en yakın arkadaşlarından. Bir gün mecliste sıranın üzerinde Hasan Basri Çantay bir şeyler yazıyor. Hasan Basri Çantay bir İslam alimi, hakikaten alim bir insan. O da milletvekili, Balıkesir milletvekili. Ama burada Akif diyor ki, ne yapıyorsun Hasan? Diyor ki, Akif, şiir yazıyorum diyor. Ne şiiri? Hani diyor, dediler ya İstiklal Marşı yazılacak. Ben de onu yazıyorum. Be dostum diyor, benim senin şimdiye de hiç şiir yazını görmedim. Yani bu böyle işin daha evvelinde İstiklal Marşı yazılır mı? Hasan Basri Çantay diyor ki, Akif, ne yapalım? Senin gibi bu işin üstadları bir takım şeyleri bahane bularak geri durursa iş bize düşer o zaman diyor. Evet. Amaç onu teşvik etmek. Evet. O da diyor ki, kardeşim iyi güzel de 500 liralık bir ödül. 500 liralık ödül. O gün hani ne derler, en büyük çiftlikler, bağlar, bahçeler neyse onları alacak bir ödüldür derler. Ya böyle bir ödül. Ben diyor bu ödüle, ya ödülü hallederiz, konuşuruz diyor. Ama ben emin olmam lazım. Ve nihayet emin oluyor. Tamam diyorlar. Bu ödülü verilecek ama sana verilmeyecek. Nereye dersen oraya verilecek. Şahsına verilmeyecek. İstemiyorsun madem, verilmeyecek. Ve Mehmet Akif Ersoy bu şiiri yazmaya başlıyor. Ödül konusunda kafasındaki soru işaretleri giderildikten sonra yazmaya başlıyor. Efendim, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak diyor. Ve sonra çatma kurban olayım. Şimdi korkma diye başlaması acaba tesadüf mü? Mehmet Akif Ersoy bu şiiri yazıncaya kadar yüzlerce binlerce şiir yazmış olan birisi. Artık şiirle bütünleşmiş olan birisi. Hani bir tuğla ustası nasıl tuğlaları güzelce dizer, güzel bir duvar örerse, Akif de harfleri, heceleri, kelimeleri ve cümleleri, dizeleri dizerek bir duvar örüyor. Bu duvar milli bir marş oluyor. Korkma demesi nedir? Korkma dediği zaman gerçekten korkmamamız mı gerekiyor? Memleket dört bir tarafı işgal altında. Ankara ve etrafında 5-10 tane vilayet var, düşman ayağı basmayan yer. 10-15 tane vilayet var, şehir var yani. Geri kalanların her birisinde İngiliz'i, Fransız'ı, Rus'u, Yunan'ı, İtalyan'ı hepsi de var malumunuz. Yani İstiklal Savaşı günlerinde okuduğumuz bütün kitaplar bize bunu anlatıyor yani. Tarihçiler bize bu bilgi veriyor. Şimdi Akif hakikaten korkulmayacak bir dönemde miydi? Ümit Bey şöyle söyleyeyim. İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bir dönemiyle Akif'in de burada korkma diye başlayan İstiklal Marşı'nı yazdığı dönem arasında şöyle bir benzerlik görüyoruz kitapları okuduğumuz zaman. Biliyorsunuz Hazreti Peygamber Mekke'de İslam'ı yaymaya başladığında, hayli bir mesafe aldığında
Artık Mekkeliler diyorlar ki bunu ne yapalım, sürelim, oraya sürelim, öldürelim, vuralım, şunu yapalım, bunu yapalım ama bir çare bulamıyorlar. En son çare bunu burada yatağında öldürelim diyorlar. Evet. Nasıl öldürelim ama nasıl? Biz eğer birisi öldürürse bunu onun hakkından Haşimoğulları gelir. Öyleyse her bir sülaleden birer tane cengaver, yiğit, kahraman, genç bulalım. Peygamberi yatağında öldürelim ki böyle 50, 60, 70, 80, 100 sene adamın öldürdüğü kişi için de kimse efendim kan davası güdemez diyorlar. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yatağını Hazreti Ali Efendimiz'e bırakıyor malumunuz. Ve bırakıyor, hicret esnasında bütün herkesi Medine'ye gönderiyor. Geride pek fazla kimse kalmıyor. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz diyor ki, ya Resulallah bana da müsaade eder misin? Ömerler gitti, efendime söyleyeyim Osmanlılar gitti, işte diğer bir takım insanlar gitti. Bana da müsaade eder misin? Hazreti Peygamber ne diyor ona? Allah sana belki hayırlı bir yol arkadaşı nasip eder. Sen biraz bekle diyor. Sen bir farklısın yani. Herkesten farklısın. Ebu Bekir Hazreti Peygamberimizin yanında gerçekten herkesten farklı bir özelliği olan büyük bir şahsiyet. Ve nihayet yatağında Hazreti Ali'yi bırakıyor. Burada bir iki cümleyle söyleyeyim. Hazreti Ali yatağını bırakma sebebi de nedir biliyor musunuz? O evinin dışında ona öldürmek için gelen yiğitlerin kendileri, anaları, babaları, ahbap ve akrabaları Hazreti Peygamber'e emanetler vermişler. Peygamber bu emanetleri geriye nasıl teslim edecek? Onun hesabı içerisinde. Eğer vermeden giderse herkes diyecek ki ya görüyor musunuz peygamber emanetleri ihanet etti. Hiçbir peygamber emaneti ihanet etmez. Canı pahasına da olsa onun sahibine teslim eder, canını verecekse ödev verir. Hazreti Ali dedi ki Ali gel yatağıma yat, bu emanetleri şu insanlara ver, ilk bulduğun fırsatta da düş peşimize gel. Nasıl fırsat bulabilirsin artık? Hazreti Ali bu görevle yatağa yatırıldı. Ve Hazreti Peygamber evden çıktı. Yasin suresini okuyarak evden çıktı. O bir hiç uyumayacaksa sen dikkat et, ben dikkat et diye birbirine tembihte bulunanlar hepsi orada bir avuç toprak aldı. Arif Nihat Asya yüzlere attığın toprak orada kalacaktı, yere dökülmeyecekti ya Nebi diyor. Yani kör edecekti gözleri, kör etmişti gözleri. Hani gölgelediğim başlar bir aziz yolcuyla aşarak dağlar ve taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimale giden yoldaşlar, Hazreti Peygamber'in hicretini böyle destanlaştırır Nat isimli şiirinde Arif Nihat Asya. Ve buradan Ebu Bekir'de çıkarlar. Nereye çıkarlar? Sevir Mağarası'na çıkarlar. Sevir Mağarası aslında gidecekler bir yol değildir. Ters bir istikamettir, bir şaşırtmacadır bu. Efendim ama müşrikler, Ebu Cehiller, bütün Mekke'nin ileri gelenlere düşmüşler. Sevir Mağarası'nın kapısına da gelmişler. Kapıya geldikleri zaman, bu kapıya geldiklerinde, şimdi bir insan, ben hac esnasında Sevir'i de Hıra'yı da gördüm. Birisi Kur'an'ın indiği dağ, birisi Hazreti Peygamber'in hicret esnasında saklandığı dağ. İkisi de birbirine bakışır böyle. İkisi de birbirini görür bu dağların. Ve iki dağda Mekke'yi ve Kabe'yi, Beytullah'ı da görürler. Bu iki dağın üzerine çıkıldığı zaman. Mekke'nin en yüksek zirveleridir buralar. Şimdi burada Hazreti Peygamber'in yanında Ebu Bekir Sıddık Efendimiz diyor ki korkuyorum ya Resulallah. Neden korkuyorsun Ebu Bekir? Efendim düşmanı baksana kapımıza kadar gelmişler. Dağı dereyi delmişler, kapıya kadar gelmişler. Eğer biraz eğilmiş olsalar bizi de görecekler. Peygamberimiz o zaman Tevbe suresinin 40. ayet-i kerimesi var Ümit Bey. Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 40. ayet kerimesi var. Bir bölümünü söyleyeyim. İz akhrajahu allazina keferu saniyesneyni izhuma fil gar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Hani sen diyor ya Resulüm, ey Resulüm sen mağarada düşmanlar, kafirler seni ikinin ikincisiyle beraber evinden çıkardıkları zaman o mağaraya geldiğinizde arkadaşım korkuyorum diyordu da sen de diyordun ki la tahzan innallaha ma'ana. Korkma Allah bizimle beraberdir diyordun ya Allah sizinle beraber orada işte. Onlar oraya da geliyorlar ama çok ufak bir muameleyle görmeleri gereken insan aradıkları insanları günlerce aradıkları insanları bulmuşlar. Ama diyor ki ya ben buraya daha doğmadan önce örümcek ağ germiş Ebu Cehil. Böyle bir şey olur mu diyor. Hadi çekin bakayım gidelim. Bütün konuşmaları içeride bu insanlar şahit oluyor. Korkma. İşte kendine güven budur Ümit Bey.
Hazreti Bey, merhum Akif'imiz de, milli şairimiz de Allah mekanlarını cennet etsin. Amin. Bu milletin bütün gençlerinde, bütün neslinde emeği olan en büyük zatlardan bir tanesidir. Ve burada diyor ki, korkma ey Türk milleti, korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen sancak. Yani bu bayrağımız, dalgalanan sancağımız sönmeyecektir. Korkma. En büyük ümit insanın, hani diyor ya yine o başka bir şehrinde, yeis öyle bir bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sarıl ey insan, bak o zaman ne olursun. En olumsuz şartlarda bile olumlu bir yol bulma hareketidir. Ve millete daha baştan ümit aşılayarak başlıyor şiire. Korkma. Bir kere önce korkmayacaksın. Korkarsan her şey biter. Korkmayacaksın. Bu zaten hayatımızda da böyle değil midir? Korktuğun şey başınıza gelir. Korkma. Olayların üzerine gidebilmek. Kendine güvenmek. Kendine güvenirken de, yani buna ilim gerekiyorsa ilim, irfan gerekiyorsa irfan, feraset gerekiyorsa feraset, dirayet gerekiyorsa dirayet. Ne lazımsa onları hazırlığı şüphesiz ki yapmış olmak lazım. Ve İstiklal Marşı'na böyle başlıyor. Türk milletin orada bir sesleniş, korkma. Korkma. Korkmayla. Ey milletim, önce korkma. Hani Balkanlar oldu, Çanakkale oldu, Cihan Harbi oldu. Yedi cephede, Galicia'sından Yemen'ine kadar, Kanal Muharebelerinden Allah-u Ekber Dağları'na kadar binlerce, yüz binlerce şehit verdin. Amenna. Hatta bu şehit sayısı milyonlarla ifade edilir biliyorsunuz. Sadece Çanakkale için 250 bin şehit, Allah-u Ekber Dağları'nda en az 90 bin şehit, 120 bin diyen var, 70 bin diyen var. Tarihçilerin konusu şüphesiz. Hani biz haddimizi aşmış olmayalım ama biz onlardan öğrendiklerimizi burada konuşuyoruz sadece. Yani ne olursa olsun, isterse 70 tane olsun. Şehit şehittir. Uhud'da da 70 şehidimiz vardı, öyle değil mi? Evet. Uhud Savaşı'nda da 70 şehidimiz vardı. Bedir Savaşı'nda da 14 şehidimiz vardı. Bunların hepsinin bizim için yurdumuzu, yuvamızı, vatan yapan bu şehitlerimize şu anda da günde 3 tane, 4 tane, 5 tane görüyorsunuz. Bazen 1, bazen 5 şehitlerimiz geliyor. Cenab-ı Hak hepsine rahmet eylesin. Evet. Onlar bizim için hayatlarını feda eden insanlar. Bazen bakıyorsunuz kılını kıpırtatmayan, efendime söyleyeyim, hatta çekirdek çıtlatan insanlara bakıyorsunuz şehit cenazelerini izlerken. Kaç yaşında bu şehit kardeşim diye sormak lazım. 20 yaşında. Kaç yaşında? 25 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 50-60 yaşında. O bacak bacak üstüne şehit cenazesi izliyorsun. Yakışıyor mu sana ya? Ya senin hala 60 yaşında hayallerin var da 20 yaşında gencin hayalleri yok mu? Çanakkale'de sadece 13-15 yaşındaki gençlerden, ne genci, çocuklardan taburlar kuruluyor, bölükler kuruluyor, takımlar kuruluyor ve bu insanların hayali yok mu? Daha evlenmemiş, dünya evine girmemiş, çoluk çocuk sahibi olmamış, insan hayali yok mu? Sen torun torba sahibisin, hayalin var, gelecek beklentin var da bu tüy bitmemiş çocukların gelecek beklentisi yok mu? Şehit olan bu insanların gelecek beklentisi yok mu? Bunların yavuklusu, sevgilisi, anası, karısı, kızı, dostu, ahbabı, kız kardeşi yok mu? Var. Hepsi var. O yüzden herkes taşın altına elini koyması gerekiyor. Söz vatan olunca Atatürk'ün bir sözü vardır. Gerisi teferruat. Evet. Akif de aynı şeyi söylüyor. Aslında farklı bir şey söylemiyorlar. İkisi de bu milletin önünde. Biri cephede destan yazan, kanıyla, canıyla, askeriyle, birisi de kalemiyle, kağıdıyla ve efendime söyleyeyim yüreğiyle, gönlüyle o destanı ebedileştiren şahsiyetler. Hangisini ayıracağız birbirine? Bu topraklar üzerindeki son ocak sönene kadar korkma diye. Yani evet, en son ocak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten, bu ne kadar büyük bir ideal bir Ümit Bey, bir düşünebiliyor muyuz? Evet. Belki bizim hafızamız tam alamıyor. Nasıl bir şey biliyor musunuz bu? Şimdi bakıyorsunuz, öyle ya, kahve programına kahvesi biterse olmaz hocam, kahvemize gelir. Şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu nasıl bir şey? Efendim, sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak diyor merhum Akif'imiz. Bu aynen şöyle bir şey efendim. Yunus Emre tarif ediyor, anlatıyor. Diyor ki Yunus Emre, cennet cennet dedikleri 3-5 taşta birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek seni. Allah Allah, ya acaba Yunus Emre cenneti mi küçümsüyor? Nasıl oluyor bu iş? Aslında Yunus Emre cenneti bile küçümsediği yok. Yunus Emre o kadar yüksek perdeden söylüyor ki biz oraya ulaşamıyoruz. Şimdi Akif de o kadar yüksek perdeden bu sanatı icra ediyor ki biz oraya ulaşamıyoruz. Hayallerimiz bile oraya yaklaşamıyor. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Tek bir ocak kalıncaya kadar bu ülke milletimin ülkesidir diyor. Hocam şimdi
Hani herkesin kendine göre bir şiir denemesi vardır. Evet. Yapmıştır. Gençliğinde evet. olsun, yaşamış evet. olduğu yoğun duygular için. İşte şiir yazarken anlamlı bir cümle bulup peşine de uygun kafiyeli gelecek olan bir kelimeyi, evet. bir harfi etkilemeye çalışıyor. Ama İstiklal Marşı'nın hocam her harfi, her kelimesi yani hiçbirisi böyle aman kafiyeli olsun diye değil. Öylesine güzel, öylesine anlamlı ki yani bir satırı, bir mısrası oturup saatlerce üzerine konuşulabilecek olan bir şey. Evet. Ve o öyle bir yazılmış ki onun o psikolojisi aradan geçmiş olan bu yani 70-80 yıla dair hala gelmekte. Hala biz bu şiiri okurken tüylerimiz diken diken olmakta. Şimdi Ümit Bey, değerli dostum, Cenab-ı Hak razı olsun. Ben kendimce ifade ettiğim şeyleri sohbetimin sonunda okumak istiyorum. Evet. Yani Mehmet Akif, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif. Evet. Yani bizim gözümüzden nasıl gördük acaba? Onları, o İstiklal Marşı'nı ve Akif'i nasıl gördük? Evet. Yani inşallah okuyalım hocam unutmazsak onu. Şeyin sonunda, sohbetin sonuna doğru okuyalım. Hocam isterseniz şimdi okuyalım. Programımızın son 20 dakikası içerisindeyiz zaten. Tamam. Geri kalanı yine hem onun üzerinden hem Anladım. De İstiklal Marşı üzerinden götürürüz. Anladım. Şimdi İstiklal Marşı'nın İstiklal Marşı ile alakalı müsaade ederseniz bir iki şey daha söyleyeyim ondan sonra okuyalım. Burada diyor Olur ki hocam. Mehmet Akif bak birinci dörtlüğüne korkma diye başlıyor. İkinci dörtlüğüne de çakma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Hilal bizim için ne kadar önemlidir biliyor musunuz? Hac Hristiyanlar için ne kadar önem taşıyorsa hilal onun bin katı kadar bizim için önem taşır. İslam'ın tepeden tırnağa, zerreden küreye, pireden deveye her şeyinin sembolüdür hilal. Her şeyinin sembolüdür. Ve o yüzden biz camilerimizi yaparız, kubbelerimizi çatarız. Minarelerinin, aleminin üzerine de ay yıldızlı hilal. Bayrağımızı, hilalimizi dikeriz Ümit Bey. O bizim sembolümüz çünkü. Yani o yüzden diyor ya Ziya Gökalp'in camiler kışla mümin, şimdi şöyle kubbe, ne diyor camiler kışla kubbeler miğfer minareler süngü müminler asker Allahu Ekber Allahu Ekber bir benzetme yapıyor bir sanat var şüphesiz burada yani bir milletle milletin mabedini camisini ancak bu kadar güzel özdeştirilebilir çakma derken bayrağı da diyor ki bak millete bir şey söyledi korkma dedi. Bayrağı diyor ki ya ümitsizlenme sen de. Bak sana da bir şey söylemem gerekiyor. Çatma böyle kaşlarını. Yani sağda solda düşman ayağı var diye kendini yıkılacak zannetme. Seni yıkmak bizim yıkılmamız demektir. Sen bizim, sen ta Oğuz Han'dan bugüne kadar Abdülkerim Satık Burhan Müslümanlığı kabul ettiğimiz tarih biliyorsunuz. O günden bugüne kadar bizim devamlı gönderde eksik olmayan alemimizsin, bayrağımızsın, sancağımızsın. Sen korkma diyor ve sonra da ve diyor ki bakınız toptan hepimize sesler. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Bu da düşmanlara. Bu da bütün düşmanlara. Millet düşmanlarına, din düşmanlarına, vatan düşmanlarına bir göndermesi var. Ve bunu biliyor musunuz Ümit Bey? Taceddin dergahı Ankara'da kaldığı yer Mehmet Akif Ersoy. Orada yazıyor zaten şiiri. Evet orada yazıyor. Bu dörtlü yazışının bir hikayesi var. Evet. Mehmet Akif Ersoy, biliyor şiir, bazen soruyorlar şimdi, hocam şiiri nasıl yazıyorsunuz? Ya şiir oturup da böyle hani 5 dakikada hepsi bitmez. Şiiri yolda yazarsın, dağda yazarsın, derede yazarsın. Bazen sofrada yemek yerken düşünürsün. Çünkü şair düşünen adamdır Ümit Bey. Tefekkür eden adam şiir yazar. Düşünen adam. Düşünemeyen adam, düşünmeyen adam. Yani düşünceyi amel haline getirmeyen bir insan yazamaz onu. Kolay değil. Sonra ayrı bir yetenek şüphesiz ki. Burada Akif, Mehmet Akif'imiz yatağında yatarken aklına geliyor bu. Fırlıyor yataktan. Bir şey bulamıyor. Çiviyle duvara yazıyor biliyor musunuz? Çiviyle duvara yazıyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım. Kükremi sev gibiyim bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Yırtarım dağları derken yine bu şiir üzerine biliyorsun çok insan edebiyatçılarımız, şairlerimiz, tahliller yapıyorlar. Ergenekon'a gönderme yapıyorlar. Ergenekon'da Türk milletinin bir efsanesi var. Geçmişte bir yani dağı eritip dağdan çıkma meselesi var.
Burada da diyorlar Akif, yırtalım dağları, enginlere sığmam, taşarım derken ta binlerce yıl öncesine atıfta bulunuyor diyorlar. Çünkü bu destan sadece 12 Mart 1921'de kabul edilmiş Ocak, Şubat, Mart aylarında yazılmış. Yani Ocak, Şubat bu 2-3 ay içinde yazılan bir şiir bu. Az önce söylediğim gibi 1 Mart günü Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis başkanlığında okundu. 12 Mart günü de iki defa okundu. Bir defa okundu, istediler bir daha okunsun bu. İki defa okundu ve ayakta alkışlarla gözyaşları içerisinde kabul edildi. İstisnasız. Herkesin onayıyla kabul edildi. Ve burada Akif böyle devam ediyor. Sonra arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Yani bir dışarı, bir içeri, bir bayrağa, bir millete, bir tarihe, herkese bir şey var burada, öyle değil mi? Bir mesaj. Bir mesaj var. Herkese bir mesaj veriyor. Sonra burada efendim bastığın yere, yerlere, toprak yere geçmeden ta bu Alparslan'dan beri, daha öncekisinden beri bu yurt yuva şehitlerle, gazilerle bugüne kadar bize gelmiş. Şehitlerin kanıyla, gazilerin canıyla yoğrulmuş, onların parçalarıyla yoğrulmuş olan bir vatan toprağı. O yüzden biz ondan vazgeçmemiz mümkün değil. Ve en son şurada Mustafa Kemal Atatürk'e soruyorlar. İstiklal Marşı'nın neresini çok seviyorsun? Hepsini seviyorum. Ama özel olarak da hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin çok istiklal. Çok güzeldi. Nasıl bir bunu söylüyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani hepsini seviyorum ben bu şiirin. Evet. Sevmediğim bir tarafı yok. Ama biliyorsunuz Ümit Bey, okuyan insanlar bunlar. Evet. Yani Mehmet Akif, bir Mustafa Kemal Atatürk dediğin zaman binlerce kitap okumuş insanlar ya. Evet. Yani o kadar cephede, şurada burada bugün okumuyor. Yani niye okumuyoruz? 5000'in üzerine kitap okumuş. Bugün niye okumuyoruz? Allah aşkına biz neden okumayız ya? Yani yemek yemeden duramıyoruz da, su içmeden duramıyoruz da, okumadan nasıl duruyoruz? Kur'an'dan, sünnetten, tarihten, edebiyattan, ilimden, irfandan yoksun bir adam hakikaten gerçekten iyi bir adam mıdır yani? Çok doğru bir adam mıdır? Ya çok bu, düzgün bir adam. Ya bu basit bir söz değil hocam. O ne kadar anlamlı. Elbette. Bak isterseniz son şeyi, tabi uzun şey de, evet, en sonunu şöyle müsaade ederseniz okuyalım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Bu millete izmi hilal olamaz. Bu millet İslam'la, imanla, çimento gibi. Hani Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki bünyanın marsus. Yani Allah yolunda mücadele eden insanları, Allah ve Resulullah'a inanmış olan insanları böyle birbirine çimentoyla yapıştırılmış kalelere benzetir Kur'an-ı Kerim. Bünyanın marsus. Yani perçinlenmiş duvar. Tuğlalar nasıl perçinleniyorsa böyle çimentoyla, işte bu şekilde inanmış insan böyle benzetme yapılır Kur'an-ı Kerim'de. O da diyor ki ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bu millet hep Allah'a inanmıştır. Amel eksikliği olmuştur, belki şu bu olmuştur ama inanın bu millet hep inanmıştır. Zaten Müslüm gayrimüslim diye ayrımı yapılmayan tek millet Türk millet olarak bütün alimlerin bu konuda hemen hemen ittifakı vardır. Hani birkaç tane böyle yüzde hesabına bile derecelendirmeye giremeyecek, yüzde hesabına giremeyecek olan birkaç kimseyi saymaya gerek yok. Evet. Ha, o olabilir onlar ama bu milletin Müslüm ve gayrimüslim ayrımı olmayan tek millettir Ümit Bey. Evet. Hepsi Müslümandır. Anlatabiliyor muyum? Hepsi Müslümandır. Müslümanlığa bir şekliyle kimisi çok belki ileri derecede yapar, kimisi zayıf yapar ama o zayıf yapanların bile dini hassasiyetlerine hiçbir şey diyemezsiniz. Evet hocam, doğru. Camisine, cemaatine namaz kılmaz ama cami yapmakta seninle benle yarışır. Belki yani ibadeti belki yapmak konusunda belki eksiklikleri olabilir ama iman konusunda, inanç konusunda onu söylüyorum. Hiçbir sıkıntısı, hiçbir problem olmaz. Olmaz Allah'ın izniyle. Evet. Allah'ın izniyle olmaz. Şimdi biz de burada bilmiyorum bu yazdığımı mı okuyalım yoksa şeyden bu kitaptan mı okuyalım? Yazdığınız şiiri okuyalım hocam. Evet, İstiklal Marşı ile ilgili. Şimdi efendim burada diyor ki şöyle diyoruz. Biz de kendi kendimize yani bir katkımız olur inşallah. Evet, inşallah. Toplum hayatına, Müslüman milletimizin, bu yüce Türk milletinin kültür hayatına bir toz kadar da olsa bir faydamız olursa her birimizin, siz şimdi şu programı yaparken nasıl fayda sağlıyorsanız bizler de bir takım sözlerimizle, yazdıklarımızla fayda sağlayalım diye düşünüyoruz. İstiklal Marşı ve Akif. Evet. Milli bir mücadele böyle yazılır, kalplere, beyinlere böyle kazılır.
Yazdığın eserlerin hepsi ortada. Bir harfi çıkarsan anlam bozulur. Korkma diye başladın büyük destana. Hayranlık veriyor inan insana. Koskoca bir tarihi anlattın bize. Resulün gayreti örnektir sana. Sevir'de dostuna korkma sen demiş. Sözler birbirine ne çok benzemiş. Sevir Dağı'nı kastediyorum. Yani bir Sevir Dağı vardır milletin geçmişinde, o başka bir şey. Sevir Dağı'nda dostuna, yani Ebu Bekir'e korkma sen demiş. Sözler birbirine ne çok benzemiş. Her şeyinle onu örnek almışsın. Müslüman milletim seni özlemiş. Öyle büyük marş ki örnektir bize. Yüce Türk milleti minnettar size. O yazdığın ruha sahip olursak bütün dünya inan ki gelecek dize. Ne örnek bir hayat yaşadın öyle. Neydi onun sırrı bize de söyle. Malda mülte gözün olmamış senin. Adam gibi adamsın o yüzden böyle. Korkma nidasıyla başladın söze. Çatma hitabıyla yaklaştın öze. Dinim, vatanım, milletim diyerek çok da güzel dersler vermişsin bize. Bir millet marşının yazanısın sen. Bir milletin marşının yazanısın sen. Milletimin hakiki ozanısın sen. Yazdıkların gerçekten örnektir bize. Çoklarının planını bozanısın sen. Verilen ödülü gidip almadın. Hizmet yarışından geri kalmadın. Bütün gençlerimiz hayrandır sana. Başlar üstündedir şerefli yağdın. Madden fakir, manen zengin birisin. Asırlar da geçse gönüllerdesin. Çıkarmak mümkün mü Ümit Bey? Akif'i gönüllerden kim çıkarabilir? Evet. Atatürk'ü gönüllerden kim çıkarabilir? Hiç. Yunus Emre'yi gönüllerden kim çıkarabilir? Hazreti Mevlana'yı gönüllerden kim çıkarabilir? Kimsenin gücü yetmez. Hiç kimse gücü yetmeyecek işlerle de uğraşmasın. Madden fakir, manen zengin birisin. Asırlar da geçse gönüllerdesin. Millet hizmetine adanmış bir ömür, İstiklal marşınla her gün dirisin. Marşın okunurken dimdiktir başlar. Gözlerden boşanır sımsıcak yaşlar. Biraz önce ne diyordunuz? Bu marşı okurken tüylerim diken diken oluyor. Gözlerim yaşarıyor demiyor muydunuz? Evet. Bu hepimiz için böyledir. Marşın okunurken dimdiktir başlar. Gözlerden boşanır sımsıcak yaşlar. Akif ve Atatürk'e kim yan bakarsa Türk milleti toptan onları taşlar. Ödül varsa yarışta ben yokum diyen, helali haramı en iyi bilen, mükemmel ilmiyle halkı aydınlatıp milletin gönlüne hakkıyla giren. Fakirdin lakin onurunla yaşardın, hizmet sevdasıyla en önde koşardın. Sırtındaki palto emanetti fakat dert millet olunca taşıp coşardın, kula kulluk etmeden mümin yaşardın. Hasta yatağında şöyle diyordun, Allah bir daha marş yazdırmasın, kıyamete kadar bu yüce milletin huzurunu, düzenini bozdurmasın. Rahat uyu yerinde ey büyük insan, seni anlamakta seni anlatmakta kifayetsiz lisan. Evet. Özetlemişsiniz hocam. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Söylemiş olduğunuz gibi hocam. Yani hani ülke olarak hani sıkıntılar oluyor dönem dönem, işte problemler, krizler, şunlar bunlar, ama bu ülkenin düşünen insanlara ihtiyacı var hocam. Yani tarihini bilmesi lazım, dinini bilmesi lazım, edebiyatını bilmesi lazım. Yani aradan geçen onca yıldan sonra Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu bu eser, bu şiir, İstiklal Marşı ile ilgili saatlerce konuşsak yine az oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Akif'in hayatına baktığımız zaman bir mükemmel insan nasıl oluyor diye merak ediyorsak, tabii evet, başta Hazreti Peygamber'in hayatı şüphesiz hepimiz için. Evet. Bir de bu gibi insanlar Ümit Bey çok çileli zamanlarda ortaya çıkıyor. Bir Mevlana'ya, bir Yunus Emre'ye bakıyorsanız, Moğol istilasına uğramış olan bir Türkiye'de Moğol istilası var. Yıllarca süren bir istila. Yani bu yüzden Mehmet Akif Ersoy, pardon Yunus Emre, böyle bir dönemde yetişmiş. Böyle bir dönemde yetişmiş. Yani müsaade ederseniz onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Çünkü bunlar birbirinden ışık alan insanlar Ümit Bey. Yani Yunus Emre ve Mevlana Hazreti Peygamber'den 7 asır sonra gelen insanlar.
7 asır öncesinden o ışığı taşıyorlar. Bir Hoca Ahmet Yesevi Hazreti Peygamber'den 3-4 asır sonra gelen insan o ışığı taşıyor. Ve o Hoca Ahmet Yesevi'nin ışığını Mevlana'lar, Yunuslar alıyorlar. Ondan sonra 7 asır sonrasına aradaki şüphesiz bu taşıyıcı kolonlarla enerji hatları gibi nasıl yüksek gerilim hatları olur ya, ben bu büyük şahsiyetleri onlara benzetiyorum. O yüksek gerilim hatlarıyla Keban Barajı'ndan, Atatürk Barajı'ndan, bilmem hangi barajdan elektrikler dağlara, derelere, tepelere kadar geliyor değil mi? Evet. Yani oralarda biz o enerjiyle, o elektrikle istifade ediyoruz. İlimle, irfanla, medeniyetle buluşuyoruz tabiri caizse. Biz de işte bunlar sayesinde Efendimiz'e buluşuyoruz. Bunlar sayesinde sahabeye ulaşıyoruz. O ahlakı böyle alıyoruz. Şimdi Yunus Emre Hazreti Mevlana ile buluşmuş. Anlatılır ki kitaplarımızda. Divanını yazmış. Mesnevi'yi bak demiş. Ne görüyorsun burada Yunus? Yunus demiş ki ya ben bu kadar uzun yazmazdım. Ne yapardın? Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm derdim demiş. Bu kadar kısa özetlemiş. Şimdi Yunus biliyorsunuz Moğol istilasına uğramış ülke. Köylüler, kentliler demişler ki Tapduk Emre dergahında şey varmış efendim, buğday varmış. Bize buğday alıp gelir misin demişler. Yunus gitmiş buğday almaya. Dağlardan geçerken alış toplamış heybesinden torbasına koymuş. Demiş Tapduk Emre'ye, şeyhim demiş, benim köylerim beni bekliyorlar. Buğday almaya geldim müsaade edersen. O da demiş ki bakmış evladım buğday verelim ama istersen sana himmet ve hikmet vereyim demiş. Demiş ya hikmeti ne yapayım ben hikmeti. Bana buğday ver, köylüler benden buğday bekliyorlar, açlık var. Aç olan adam önce ekmeğe ihtiyaç hisseder. Dolayısıyla evet. Buğdayı yüklenmiş gitmiş. Ama giderken dönmüş geriye. Demiş ya bana bu demişti ki himmet vereyim, hikmet vereyim, hizmet vereyim. Onlardan da istesem olmaz mıydı demiş. Onlardan da istemiş, gelmiş. Demiş ki ya ben yanlış yaptım. Sadece buğday alıp gittim. O dediğini şeylerden de bana verir misin demiş. Bakmış hani adam olacak çocuk belli olur derler ya. O da onun gelecekte bir Yunus Emre olacağını, bir halk dostu, bir hak dostu olacağını bilmiş Tapduk Emre. Ve ona himmet vermiş. Rahmetli Arif Niyadas der ki ey koca Yunus sen himmeti, hizmeti anlamışsın. Biz hala buğday derdindeyiz, hala ücret derdindeyiz. Halbuki sen himmet ve hizmet derdindesin. Bu dert Akif'te de var farkındaysanız. Ödülü almıyor. Maddi hiçbir şeye tenezzül etmiyor. Geçimini sağlarken fakir bir insan gibi ama milletine devletine hizmet ederken çok gönlü zengin ve kafası dolu, bilgi birikimi bol olan bir insan olarak yaşadığını görüyoruz merhum Akif'in. O yüzden diyor ki sen ancak dinle payidar olursun. Din giderse elden tarumar olursun diyor. Akif'in sözü bu. Hayatında vefa var. Dostluk var. Samimiyet var. Mesela Baytar Mektebi'nde bir arkadaşıyla diyor ki ya yani buradan evden ileri çoluk çocuğumuz olur. Hangimiz önce ölürsek geri kalanın çoluk çocuğuna o baksın diye arkadaşıyla anlaşıyor. Arkadaşı Hasan kendisinden önce vefat ediyor. Onun çocuklarını, ailesini, kendi ailesini geçindirmekte sıkıntı çeken Akif, onun çoluk çocuğuna bakıyor biliyor musunuz Ümit Bey? Böyle kaç insan bulabiliriz? Kendi çocuğunu bile oraya buraya efendim havale eden ailelerin çoğaldığı bir dünyada bizim bu ruhu anlamamız çok kolay değil takdir edersiniz ki. Bunun hayatında hep bu var. Yani cehalet okuma, İslam dilini okumayla başlıyor. Akif diyor ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Biliyorsunuz onun şiirlerinin bir kısmı ayet hadislerin tercümesidir. Yani şiirsel dökümüdür. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hel yeste billezine ya'lemun ve lezine la ya'lemun. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet-i kerime var. Akif yani hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Olmaz ya tabii canım. Bir insan, bir hayvan. Öyleyse cehalet denilen yüz karasından kurtulmaya azmetmeli baştan başa bu millet. Ey hasm hakiki seni öldürmeli evvel. Çünkü sensin bize düşmanları üstün çıkaran el demektedir Akif. Ey hasm hakiki malumunuz, ey gerçek düşman cehalet seni önce öldürmemiz lazım. Çünkü düşmanları bize üstün çıkaran el sensin. Yoksa biz geri mi kalırdık? Dünyaya 3 asır bir numara devlet olarak yaşamış
bütün dünya Osmanlı'daki sultanın gözünü gözlerken biz şimdi niye başkalarının gözünü gözleyecek hale gelmişiz? Demek ki cehaleti urbe olarak giymişiz üzerimize. Taç olarak takmışız başımıza. Halbuki inandığımız kitap daha baştan oku diye başlıyor. Okumayı bırakınca zillet kendiliğinden geliyor. Eğer okumayı değil de hizmeti ve ilmi, irfanı ön plana çıkarırsak zillet değil, izzet kendiliğinden gelecektir. Ben şu anda rahmete kavuşmuş olan bir gönül dostuyla Almanya'da görev yaparken bir gece beraber sohbet ettik. Tabii hocamıza bir siyaset, diyanet, ticaret ne varsa dünya ukra sorduk. O şimdi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Dedi ki, gençler dedi, bak ben dedi edebiyat profesörüydü, doktoramı dedi Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemiyle ilgili yaptım. Nasıl yükselmiş bu adamlar? Neden yükselmiş? Doktora tezim uydu, o idi. Baktım dedi bu insanlar ne yapıyorsa yapsınlar. Fındık işçiliği mi yapacak, tarım işçiliği mi yapacak, sanayi işçiliği mi yapacak, at tımarı mı yapacak, at nalı mı yapacak, sepet mi yapacak? Misal olarak söylüyorum. Ne yaparsa yapsın bir kere yaptığı şeyin en iyisini yapmaya gayret ettiler. Ücreti düşünmediler, yapılan bir hizmettir dediler. Yayın ya, en iyi yayını ben yapayım, en iyi hizmeti ben sunayım. Bu yarış bu olsun yani. En çok ücreti ben alayım değil, en çok hizmeti ben sunayım anlayışını. Benimsedi 7'den 70 herkes ve devlet 400 çadırdan aradan 1-2 asır geçmeden dünyanın en güçlü devleti haline geldi. Ama evet. Ne zaman ki hizmet geri kaldı da ücret ön plana çıkardı, çıkarıldı, o zaman da çöküş başladı diyor. Evet. Yani en fazla öğrenme yarışına girmemiz lazım, en fazla okuma yarışına, ama maalesef ki biz şu anda en fazla kazanma yarışı içerisindeyiz. Maalesef. Bizim felaketimiz budur Ümit Bey. Bizim inan ki felaketimiz budur. Malumunuz Akif 36 yılında vefat ederken hasta yatağında soruyorlar. Akif diyorlar. Aradan 36-21 kaç yıl geçmiş? Yani 15-16 yıl geçmiş. Şu anda yazsaydın İstiklal Marşı'nı nasıl yazardın? Hani insan devamlı yenilenir. Öyle ya, dün yazdığını bugün beğenmez. Evet. Bugün yazdığını da yarın beğenmeyebilir. Akif hasta yatağında, ölüm yatağında Akif. Doğruluyor. Dostlarına diyor ki, kardeşim siz benim dostum musunuz, düşmanım mısınız ya? Bu marş nasıl yazıldı siz bilmez misiniz? Kaç cephede mücadele verildi bilmez misiniz? Kaç şehit, kaç gazi, kaç dul, kaç yetim var bilmez misiniz? Allah bu millete bir daha böyle marş yazdırmasın. Şu anda ne sen yazabilirsin onu, ne ben yazabilirim. Evet. Her şeyin bir çağı ve zamanı vardır. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Ama ben umuyorum ki yine önümüzdeki dönemler içerisinde farklı farklı konularda bir araya geliriz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Ya bir şey daha vaktimiz kalmadı değil mi? Kitabımızdan bir tane okuyabiliriz okuyabilir hocam. Miyiz? Evet. Okuyabilirsek müsaadenle bir tanesini Türkiye. Evet. Mesele vatan meselesi, millet meselesi, dilimiz ve dinimiz meselesi. Onu anlatan bir şiirimizle bitirelim. Denizi deryasıyla, tepesi ovasıyla, ne de hoş gelir bana gelinlik edasıyla bir tanesin Türkiye. Doğusu batısıyla, o vakur yapısıyla, her yere mühür vurmuş Türk olan tapusuyla bir tanesin Türkiye. Dağları altın dolu, isim verdik Anadolu. Bin yıldır mekanımız, herkes bilir Türk'ün yurdu. Bir tanesin Türkiye. Seni sevip saymayan, hasretini duymayan, şunu kesin derim ki, delidir ayan beyan, bir tanesin Türkiye. Kuzeyiyle, güneyiyle, mangal gibi yüreğiyle, düşmana korku salan, demir gibi bileğiyle, bir tanesin Türkiye. Kur'an'ı açıp baktım, cenneti tasvir etmiş. O muhteşem mekanın tarifi buradan gitmiş. Bir tanesin Türkiye. Rahat ederim yurdumda, uyur gibi uykumda. Kabrim bile yatak olur, kaygım kalmaz ardımda. Bir tanesin Türkiye. Yokluğunu görmeyeyim, ne ederim ben sensiz. Ölü ne eder kefensiz. Sen bensiz, ben de sensiz. Bir tanesin Türkiye. Ne demiş Koca Fatih? Şöyle bir dinleyelim. Saltanata talip olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden evlaymış. Bir tanesin Türkiye. Bütün bunlar sendedir, hepsi sana bendedir. O yüzden Türk'ün yurdu, ey mübarek Anadolu, bir tanesin Türkiye'm. Ey güzel ülkem benim, Rabbimden nimetimsin. Gerçek cennetten önce yeryüzü cennetimsin. Sen benim kaderimsin. Bir tanesin Türkiye'm, başka sana ne diyeyim? Evet.
Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bugünkü programımızda Gülyalı Müftümüz Kemal Menceloğlu ile birlikteydik. Bugün konu olarak 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy üzerine yapmış olduğumuz bir sohbette. Hocam bu konuyla ilgili kendi yazmış olduğu şiirleri de bizlere aktardı. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un demiş olduğu gibi bu millete Allah bir daha İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Ve bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.